Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci şua. Bu ders önemli bir ders. Zaten bu Kur'an'la alakalı olup da, İslamiyet'le alakalı olup da önemli olmayan yok. Ama bugünkü biraz daha akademik yani gidecek. Ama hepimizin ihtiyaç duyduğu bir ders. Ben de bugünlerde bununla meşgulüm. Yani onun için o cifir mifir meselesine bu da giriyor. İkinci şua, Kur'an'ın camiyeti harikuladesidir. Şimdi camiyeti harikuladesi deyince bu kelimeyi biz bugün ayrıntılı olarak izah etmeden kesinlikle bu dersler yaklaşık 5 hafta devam etmez. Yani camiyet kelimesini bu dersleri dinleyen insan ezberlemeli. Camiyetten kasıt derleyicilik, toparlayıcılık demek yani. Cami kelime manası derleyen, toparlayan, içine alan. Yani efradını cami, ağyarını mani derler. Öyle bir tarif yaptınız ki fertlerini içine aldı ama dışarıda kalması gerekenleri de dışarıya bıraktı. Böyle bir kelime. Yani kelimenin manası bu. Ama buradaki manası tabii yine kelime manasına yakın ama farklı bir manası var. Şimdi öncelikle camiyeti anlamak ve unutmamak için müşahhas bir misal vermek istiyorum yani. Müşahhas bir misal. Şimdi bakın arkadaşlar. Üstad bunu insanın en önemli özelliği de hayvandan ve diğer varlıklardan ayıran, hatta meleklerden camiyet özelliğidir. İnsanın da bir temel özelliğidir. İnsanda misali verelim, sonra Kur'an-ı Kerim'e geçelim. Ben insandaki camiyet özelliğini, derleyicilik, toparlayıcılık ne demek yani bu? Ne farkı var inekten, ne farkı var melekten? Bunu anlatmak için şu misali veriyorum. Farz edin ki 5000 küsur metre yükseklikteki Ağrı Dağı. Düşünün, hayal edin Ağrı Dağı'nı. Şimdi Ağrı Dağı'nın üzerinde yaklaşık bir 500 tonluk bir kaya var. Anladık değil mi? 500 tonluk bir kaya var. O kayanın Ağrı Dağı ile ilgisi nedir Ali kardeşim? Söyleyeyim senin yerine. Oturduğu yer kadardır. Anlaşıldı değil mi? Ne üzerindeki kardan haberi var, ne üzerinde yaşayan hayvan çeşitlerinden haberi var, ne bitkilerden haberi var, ne oradan bakınca Doğu Beyazıt Ovası'nın o manzarasından hiçbir şeyden haberi yok. Yani 500 tonluk kaya ama oturduğu yer kadar. Anladık değil mi meseleyi? Şimdi o kayanın yanına onun belki de kaçta biri, bir ton olamaz, 500 ton değil, belki binde biri olan büyük bir ineği oturtun. Otomatikman ne kadar yeşillik varsa en azından açken ilgisi var. Anlaşıldı değil mi? İkincisi yeşillikleri görür. Ondan sonra kötü bir koku gelince rahatsız olur. Kendine göre kötü koku. Parçalayıcı bir hayvan görürse kaçar. Bak ilgileri arttı. Anladın değil mi? Eğer çok soğuksa üşür. Bir yani ilgisini arttı. Görüyor musun? Yani Ağrı Dağı'na olan derleyicilik, toparlayıcılığı ineğin 500 tonluk kayadan fazla. Bu çok enteresan bir şeydir yani. Şimdi getirin o yarım tonluk ineğin yerine küçük bir serçe kuşu koyun. O serçe kuşunun Ağrı Dağı ile olan alakası o 500 kiloluk inekten daha fazla. Niye? Bütün gezer, icap ederse Doğu Beyazıt'a iner, insanları görür, o inek inmeyebilir oradaysa, o köydeyse o köyde kalır yani. Anlaşıldı değil mi? Ama ister kuş, ister inek bir yere kadar ilgilenir, bir yere kadar ilgilenir. Ama inek karnı doyunca yatar ve geviş getirir, daha başka bir şey bilmez. Anlaşıldı değil mi? Yani çevresinde gül açmış. Anlaşıldı değil mi? Muhteşem bir dere şarıl şarıl akıyor. Susuz değilse hiç ilgilenmez. Anlatabildim mi? O darnı tok suyunu içmiş, geviş getirmekle meşguldür. Kuş da öyle. Piner. Pinmek deriz biz. Yuvasına piner. Kullanıyor musunuz pinme tabirini? Ha, yuvasına piner. Başka bir şey yok. Ama insan öyle değil. O dağın tepesinde, ben çünkü yarım tepesinde yedim bir kuzuyu. Tek başına yemedim yani. Bir 40-50 kişi yedik yani. Ha, yedik kuzuyu, anlatabildim mi? Ama yedikten sonra asıl seyrettik çevreyi.
manzaradan lezzet alıyorsun. Dünya tarihinden haberdarsan onunla kıyaslama yapıyorsun. Yani mesela bizim Adem Tatlı diye bir abimiz var. Onun doktora tezi Ağrı Dağı'ndaki bitkilerin adları. Ulan mübarek abim dedim. Sen de adlarını yazmaktan acizsin. Ya onları yaratana ne demeli? Yani şimdi bak camiyet bu. Şimdi bu dünyayla da yeterli değil insanoğlu. Anlaşıldı değil mi? Gençlik geliyor, devamını istiyor. Makam geliyor, hiç kopmamak istiyor. Anlaşıldı değil mi? Ya biraz zenginliği var istiyor ki Sabancı olayım. Sabancı olsa kesin der ki yani Amerika'nın bir numarası olayım. Ya Google'ın sahibi ya Microsoft'un sahibi. Böyle gidiyor insanın. Ha bu dünyada yeterli değil. Ahirete kadar varıyor. Üstad bunu çok değişik yer. İşte insanın camiyeti bu. Gelelim Kur'an'ın camiyetine. Bura çok önemli bir hadise. Kur'an-ı Kerim bir defa şunu kabul etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelam sıfatından gelen kitabı. Şu kainat da Allah'ın tekvin sıfatından gelen kitabı. Yani onu kudret kalemiyle yazmış. Bunu da kendi kelamı zaten. Kur'an-ı Kerim yani. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim denilen o kelam sıfatından gelen kitap, kudret sıfatı ve tekvin sıfatıyla yaratılan kainat kitabının tam tercümesi. Dolayısıyla sadece bir kıtaya gezmiş, eskiler öyleydi mesela, belli ilimlerde ihtisas etmiş bir insanın kainatı anlaması mümkün değil Kur'an'ın anlayışına göre. Çünkü Kur'an'a göre okuduk bunu, Kur'an alemi uhrevinin mukaddes haritası diyor. Bırak dünyadaki ilimleri, fenleri vesaireyi bilmesi, ahiretin bile neredeyse ayrıntılı Google haritası gibi. Yani ahireti anlatıyor. Çünkü onu yani onun sahibi olan Allah kainat kitabının tercümesi olarak yazmış Kur'an-ı Kerim'i. Dolayısıyla camiyeti anladınız mı? Evet. Yani sadece dünya ile alakalı meseleler değil, kainatla alakalı bütün meseleler. Bu bir cihette camiyet. Geliyoruz bir diğer cihette camiyet. Şimdi ben farz ederim ki bir kitap kaleme aldım. Introduction to Islamic Law, İslam hukukuna giriş. İlahiyat fakültelerinde, İslam hukuku derslerinde okutulur. Eğer sen bunu tutar da, anlaşıldı değil mi? Lisede, lise talebesine verirsen anlamaz ve kesinlikle istifade edemez. Niye? Seviyesine müsait değil. Muhatabın belli. İşte Kur'an-ı Kerim öyle değil. Kur'an-ı Kerim öyle bir Allah'ın kelamı ki, anlaşıldı değil mi? Ta kanalizasyonlarda yüzen fareler de onun yarattığı kul. Bura işte çok enteresan. İbn Sina da onun kulu, muhatabı. Sahabeler de onun muhatabı. Resulullah da muhatabı. Elektrikçi Ali de onun muhatabı. Dolayısıyla söylediği kelamı daha önceki derste okuduk. Tenezzülat-ı ilahiyye ile ukulil beşer. Yani bir nevi Kur'an beşerin akıllarına, insanın akıllarına Cenab-ı Hakk'ın böyle ona uygun konuşmasıdır yani. Yoksa o makamda konuşsa hiçbir şey anlamayız. Dolayısıyla kelamcısı gelmiş Kur'an'dan ders almış. Tasavvufçusu gelmiş Kur'an'dan ders almış. Bura çok önemli. Felsefesi gelmiş Kur'an'dan ders almış. Fıkıhçısı gelmiş Kur'an'dan ders almış. Dolayısıyla Kur'an'ın üsluplarının ve kelimelerinin ve cümlelerinin bütün bu farklı muhataplara işaret eden bir dalı, bir çetiği olması lazım. İşte bugün onu okuyacağız. Müthiş bir ders bu. Kur'an'ın camiyeti harikuladesidir. Fevkalade bir camiyeti. Yani her noktada hem kainatı kuşatması hem de bütün muhatapları içine alması, Kur'an'ın muhatabı olma noktasında dışarıda insan bırakmaması. Kafiri, dinsizi bile muhatap kabul ediyor Kur'an-ı Kerim. Böyle bir kitap. Bakalım. Şu anın beş leması var. Demek ki burada beş tane Kur'an'ın icaz ve çimi açıklayacak Bediüzzaman Hazretleri. Birinci lema, bura çok önemli, lafzındaki camiyettir. Bir defa kelimeleri öyle kullanıyor ki Kur'an-ı Kerim, o Kur'an-ı Kerim'in kullandığı kelimeler bütün asırlara, bütün ilim tabakalarına, bütün insan gruplarına hitap eder tarzda onları dışlamıyor, içine alıyor. Üstad buna misal